Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. 3 Eylül 2022'nin ilk videosuyla karşınızdayım. Tarih bende 3 Eylül 2022 gösteriyor. UEFA listesine verilmesine yaklaşık 1 saatlik süre var. Benim videoyu çektiğim sırada ve bugün Fener'in maçı var. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Her şeyi bir kenara atın. Yani her şeyi bir kenara atın. Ve Fenerbahçe'nin maçına odaklanın. Yani maçı kazanmaya odaklanın. Maçı kazanırsak inşallah. Maçı kazandıktan sonra söylemek istediklerinizi zaten hep birlikte söylersiniz. Fenerbahçemiz Başakşehir'e iyi transferini resmen açıkladı. 3.5 milyon euro bonservis, 3 milyon euro maaş, 2 artı 1 yıl sözleşme şeklinde. Hocam sen işte bedavaya yakın demiştin falan filan. Ya arkadaşlar, kelimeyi kırparsanız bak kelimeyi kırparsanız başka tarafa çekerseniz yani her manayı çıkartırsınız. Kırpın arkadaşlar. Kırpın. Ben aynı şeyi söyledikten sonra diyorum ki ya 3 milyon euro civarında bir şeyden bahsediyoruz. Zaten 3 milyon euro diyelim. Kolay olsun diye. Örneklendirme bile yapıyorum. Açın videolarda var. O yüzden buna fazla yorum yapmayacağım. 3 milyon euro maaş. Bu maaş full artı full maaş. Yani hani şu opsiyonlar falan oluyor ya işte bonuslar şunlar bunlar. Hepsi dahil. Yani dediğim gibi maaş göstergesi bu. Aynı zamanda 2 artı 1 yıllık sözleşme Fenerbahçe Chelsea kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3,5 milyon avro ödeyecektir. Futbolcuya 2022-23 sezonu için 3 milyon, 2023-24 için 3 milyon avro ve 2024-25 sezonu opsiyonlu olmak üzere 3 milyon avro ödenecektir diyor. Futbolcu geçen sene Beşiktaş'ta kap bildirimine göre 150 bin euro kiralama ücreti ve net 3 milyon 165 bin euro artı oynama garantisiyle kiralanmıştım ee, ama maç başları hariçti. Fenerbahçe'deki parası toplam total parası arkadaşlar. Ha bana kalırsa 3,5 milyon euro fazla ama e, böyle bir oyuncuyu istediğiniz kadar çöpleyin, çöpün içine sokun, yani derecesini bozun edin. Bugün Avrupa şartlarında alacak olsanız belki. Beşiktaş'ta değil de geçen sene atıyorum Chelsea'de olsaydı bu istatistiği sergileseydi transfer marketinde 40 milyon euro yazıyordu belki de. Çünkü o kadar gol asist sayısını penaltıdan da atsa oralarda atınca farklı. Neyse sahada göreceğiz arkadaşlar. Fakat benim takıldığım konu şu oldu. Selahattin Maki diyor ki iki İngiliz kulübüyle Başruay'ı rekabetine girdik ve galip çıktık. Başruay'ı hocamızın en çok istediği bir iki kişiden biriydi. Şimdi bu biraz bana inandırıcı gelmedi. Sebebi de şu, yani sebebi de şu arkadaşlar. En çok istediği bir iki kişiden biri ise çok uzun zamandır bekledik. Yani çok uzun zamandır bekledik. Daha erken almamız lazımdı diye düşünüyorum. Ee, yani e, daha erken almamız lazım diye bekliyorum ama çok böyle istediyse. Neyse, e, çok fazla da konuşmanın lüzumu yok. Hani baş duayı aradığımız bir profildi diyor. Doğru. Kabul aradığımız bir profil. Hocamız geldiğinden beri bazı isimler üstünde çalışıyorduk. Baş duaydı. Kendisinin en çok istediği isimlerden biriydi. Öyle diyor söyledir. Demek ki bir baş duayı hocamız hani Haziran gibi geldiğinden Mayıs sonu. Haziran 1 desek Haziran, Temmuz, Ağustos bitti. Demek ki 3 ayda anca alabildik hocamızın istediği forveti. Bugüne kadar 3 ay bekletmesi de demek ki var bir düşüncesi. Transfer sürecinde güzel bir duruş sergiliyor. diyor. Evi artık Kadıköy buraya gelmek istedi diyor. Sercan Hamzoğlu mesela 11 Ağustos'ta şey demişti. Cesus'tan onay çıktı. Fenerbahçe Chelsea demiş başlığı transfer için resmi görüşmelere başladı diye. Demek ki 11 Ağustos'tan beri çıkmış onayı. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yani ötesini söylemek mantıksız. Şimdi ee, Aslına bakarsanız başvuru ayının başarılı olması için tüm şartlar oluştu. Çünkü bu algoritma hiç şaşmaz. Fenerbahçelilerin istemediği çöp attığı hemen hemen her futbolcu Fenerbahçe'de başarılı olmuştur. Bir tek Gustavo Henrique hariç ama onu izleyip yorumladılar. Bunu sadece duygusal olarak çöplüyorlar. İnşallah bu doğru olur. Bir taraftar karşılamış diyor. İnşallah o taraftar iyi manada tarihe geçer. Ama taraftarın tepkisi şu. Hani 3 ay boyunca bu ismi aldın diye tepki gösteriyorlar. Hani sorun şu diyor. Başluğayı alacaksan niye 3 ay bekledin? Yoksa diyor güçlü, lige uygun, Jesus'a uygun. Hani e, Maxi Gomez ile kıyaslarsan kesinlikle başluğayı diyeceğim profil diyor arkadaşlar. Pedro ile iyi ikili olurlar. Hani stoperleri yorarlar. Bize destek vermek düşer diyor. İnşallah başarılı olsun da. Bugünleri unutalım arkadaşlar. Başluğay diyor ki bu sezon sahanın her yerine ayak basacağız varımızı yoğumuzu ortaya koyarak çubuklu için savaşacağız. Evimizde omuz omuza şampiyonluk kutlayacağız diyor. İnşallah böyle olur. Benim kızdığım nokta majör bir stoper alınmaması noktası. Çalışmalarımızın boşa gitmesi. Açık söyleyeyim ya ben forvet alınmasa sağ stoper alınsaydı. Misal veriyorum. BKO alınsaydı ben daha mutlu olurdum. Ya da Çağlar Söyüncü alınsaydı ben daha mutlu olurdum. Açık söyleyeyim. Kim Minji'nin yeri bence dolmadı. Gidecek diye bakılan Atilla Salahay'ın yerine perez alındı. Atilla Salahay gitmedi. Elde Serdar Aziz var. Üçlü de oynayamazsın bu tandemde. Dörtlü oynayıp Serdar Aziz sakatlanmasın diye dua etmek dışında hiçbir çaremiz yok. Onu da söyleyeyim. Dün idmanda olmayan oyuncular vardı. Onların akıbeti de merak konusu. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Mesela bir meşhur bir duyumcumuz Fenerbahçe sağ stoper almayacak deyip dün de şartlar uygun olursa hani 23 yaşın altında bir stoper almak istiyor demiş. 23 yaşın altındaki stoper, 23 yaşın altındaki sol kanat ve 23 yaşın altındaki hücumcu bir oyuncu 8 Eylül'e kadar alınabilir. Yani 3 tane hakkımız var. 8 Eylül'e kadar bunlar alınabilir. Zaten sen bunları alsan bile Avrupa'da oynatmayacağın için sıkıntı değil. En azından Avrupa'da bazı şeyin ne derler ona da bazı ülkelerin transfer sezonu bittiği için de işin kolaylaşabilir. Mesela sayfanın birisi yazmış Musa Juara Fenerbahçe'de diye çok net bir ifadeyle yazmış. Bu Avrupa'daki kaleci değil miydi Juara ya? Yani 20 yaşında 26 Aralık 2001 doğumlu 1.70 boyunda sol kanat 600 bin euro piyasa değeri var. Bolognan'ın oyuncusu. Milli takım kariyerinde sadece 4 kez oynadığı için <laughs> arkadaşlar bu oyuncu bir de sol ayaklı. Bu oyuncu bu kategoriye girmiyor. Bilginiz olsun. Ama bizim bazı arkadaşlar hemen duyum aldık diye hemen sosyal medyadan paylaşmışlar. <laughs> Kusura bakmayın. Ha oyuncuyu ligimizden Hatay Spor transfer ederse de şaşırmayın. Olur mu? Yani Hatay transfer ederse şaşırmayın. Yaz ee, Yağız Bey diyor ki Fatih Karagümrük Fenerbahçe forması giyen Burak Kapacağı istiyor diyor. E şu şartlarda Burak Kapacağı göndermek yani oynamayacaksa oraya oynama garantisiyle gidecekse mantıklı olabilir. E zaten onlar da bildiğim kadarıyla Fatih Karagümrük şeyi gönderdi. Ahmet Musayı. Bence Fatih Karagümrük'e Buruma gidebilir. Dikkat edin. Fatih Karagümrük'e Buruma gidebilir demedi demeyin. Yani onlar çünkü kanıtlarını gönderdiler. Hatta Sivasta hemen aldı diye biliyorum. Jason Denayer'i soruyorlar. Wolverhampton bildiğim kadarıyla Denayer'i almak üzere. Ha diyeceksiniz ki şimdi transfer markette harcamaları falan bahsedeceğim. Diyeceksiniz ki ya hocam. Yani madem bu kadar az e, şey bu kadar çok harcama yaptık. Açılacak yerimiz kalmadı. Bari Denayer'i alsaydık diyeceksiniz ama Denayer'in isteklerini maalesef hiç kimse karşılayamaz durumda. Şimdi Fenerbahçe'mizin bugün Kayserispor'la bir maçı var. İnşallah kazanırız. İnşallah kazanacağımız bir maç olur. Aynı zamanda bir Kayserili olarak. Kayseri Spor maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda özellikle Cao Pedro ve Joshua King'in performanslarının göz doldurduğunu söylüyorlar. Bu iki futbolcunun maç sonrasında özel olarak şut çalışması yaptığını söylüyorlar. O da beni sevindirdi. Kayseri Spor'da sakatlığı bulunan kaleci Cenk Gönen mühim değil. Attama yedekli zaten. Emrah Başsan as oyuncu. Ali Karimi as oyuncu. Mustafa pek demekle kadroda yer almıyormuş. Bertolacci yer alıyor. Yani sakatlıklar açısından da Fenerbahçe'nin bence işine gelebilecek bir sakatlık türü. Şimdi UEFA Fenerbahçe ve Trabzonspor'un finansal kontrol açısından izleme listesinde yer aldığını duyurdu. Yani o liste Şampiyonlar Ligi listesi gibi. Resmen iki tane takımımızı Şampiyonlar Ligi'ne gönderdik diye sevinebiliriz. Bu izleme şu demek. Yani denk bütçeyi siz oluşturacaksınız. Ben tepenizdeyim. Görüşme yapacağız demek. Bu olmasaydı sıcağı sıcağına bu bilgi kulübe iletilmeseydi belki bir kumar oynayabilirdik ama çok da bir şey demiyorum. Playa'yı 5 milyon euroyu alabilirdik. Vermedik. Baş aldık. Doğru mu yaptık? Yanlış mı yaptık? Bunu sahada göreceğiz arkadaşlar. Yani bunu sahada göreceğiz. Şimdi Fenerbahçe Cristiano Ronaldo'yu anlaştığı haberini yapan Ajans Spor muhabiri Kartal Yiğit'in işine son verilmiş. Ben önce şunu söyleyeyim. İnsanlar bir hata yaptı diye ekmeğinden olması mantıklı değil. Hani çok çok aykırı bir hata bile yapsa çıkıp desek arkadaş özür dilerim. Hani ben bunu bilerek isteyerek yapmadım dese ben çok çok kötü bir niyetli bakmam. Ha kendince haklıdır duyumları vardır ama Beşiktaş muhabiri olarak Fenerbahçe'nin işine bunun sokup da böyle yaptı, şöyle yaptı demek yani etik olmadı. Ama e, bir insan bunu yaptı diye işinden olması da bence etik değil. Şimdi Fenerbahçe transfer marketini de yorumlayacağım bir saniye. Nuri Şahin diyor ki gelen hocaların hepsi marka isimler. Jorge Jesus senelerdir inanılmaz şeyler başaran biri. Marka bir duruşu var. Geçen haftalarda bir golden sonra duruşu var. İnsan ürküyor diyor. Bakın yani e, birçoğunuz artık Bizim olunca sıradanlaşıyor arkadaşlar. Futbolcu yurt dışındayken süperstar ama Fenerbahçe aldığı zaman sıradan bir isim gibi konuşuyorsunuz. Ya da teknik direktör. Ben bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi Fenerbahçe transfer marketinde. Baktığınız zaman e, diyor ki transfer market 30 milyon euro gelir. 30.05 gelir. 29.81 gider diyor. Ben bu hesaplamada bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Niye? Diego Rossi 5.5 diyor. Bir kere Diego Rossi'nin 5.5 olması bu seneyi mi e, ilgilendirir, geçen seneyi mi? Benim bildiğim kadarıyla geçtiğimiz sezonun içinde gerçekleştiği için 30,05'ten 5.5'u çıkartmak lazım benim bildiğim kadarıyla. Luan Perez 5.23, Cao Pedro 4.68 bunlar açıklama yapılanlar. Baş 3.5, Lincoln 3.5 bunlar açıklama yapılanlar. William Arao için 3 milyon euro yazıyorlar. Ee, yani Arao kap bildiriminde 3 milyon euro diye geçti mi? Yani ben bilmiyorum 3 milyon euro diye geçti mi? Çok hatırlamıyorum. Yani kap bildirimi kap bildirimi diyeyim. Ben merak ediyorum yani 3 milyon euro diye geçti mi? Onu özellikle çok merak ediyorum çünkü ee, yani düşük şeyler söylenilmişti. Oyuncunun yıllık ücreti 1.4 ondan eminim. Ama e, yani 3 milyon euro diye belirtilmiş mi? Belirtilmemiş arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Ama ödemeleri 3 taksitte yapılacak diye sosyal medyaya verildi. Şimdi 3 taksitte yapılacaksa diyelim 3 milyon euro. Bunun 2 milyon eurosunu daha çık o zaman. 22.55 oldu. Yani Emre Mor 2 milyon euro doğru. Gustavo Henrique'ye 1.4 yazmışlar. Ben Gustavo Henke'yi ücretsiz kiraladık diye biliyorum. Benim bildiğim böyle. Belki de ben yanılıyorum. Hadi onu da çık. 21.15. İrfancan Can 500 bin euro diyor. Ben İrfancan kadro dışı kalmış oyuncuyu 500 bin euroya da kiraladığımıza ihtimal vermiyorum. 20.65. Not hocam bunlara ihtimal vermiyorsun da böyleyse kızar mısın? Tabii ki kızarım. 20 milyon 650 bin euro. Benim hesaplamalarıma göre harcama yaptık. Mesela buruma bedelsiz yazıyor. Size göre 4 milyon euro. Ama ödeme ne zaman? O da ayrı bir olay. Şimdi bir de gelirlere bakalım. Gelir skalasında yine eksiklik var. Niye eksiklik var arkadaşlar? Ben şöyle söyleyeyim. Gelir 30.05 yazıyor. Ben 30.05 yazayım. Yani 9 milyon 400 bin euro bana göre kardayız. Artı yaklaşık yaklaşık 200 bin euro daha e, Kim Mecdi'den gelecek şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu 9.6. Elif Elmas'ın falan satışı varsa oradan ek bir para gelecek. Bildiğim kadarıyla Vedat'ı bonservisiyle sattılarsa Vedat'tan bir yaklaşık bir 1 milyon euromuz daha var diye biliyorum. 10.6. Harbi söylüyorum bak. Ozan 3, Tisserant 3, Muhammed Gümüşkaya 500 bin, Berisha 300 bin kiralama ücreti vesaire vesaire. Şimdi benim hesaplamalarıma göre 10 milyon 600 bin euro Fenerbahçe bu transfer döneminde karda. Bak benim hesaplamalarıma göre. Lütfen bunu yanlış anlamayın. Bu sadece benim hesaplamalarıma göre. Artı 17 tane yabancımız var. En az 3 tanesinin gitmesi lazım. Mesela kimler olsun? Misal veriyorum. Lemos 500 bin euroya satsan ya da feshetsen para nova'da da fesettin iki yani Novak ve Lemosu gönderdin iki hadi Gustavo Enrique kalsın şu ana kadar kimseyi alamadık herhalde alamayacağız gibi duruyor Serdar Aziz Gustavo Enrique Luan Peres Atilla Salay dört tane stoper bu bana yeter dedin hadi tamam diyelim üç kişiyi gönderdi şey iki kişiyi gönderdin üçüncüsü kim olacak mesela buruma mı? mesela Rossi mi hani mesela Yaz Bey demiş ya imkan olsa U23 stoper diye. Mesela U23'e bir stoper alsak yabancı kontenjanından yemese diyeceğim. Ama yine yabancı göndermen lazım. Hani Gustavo Henrique'yi göndereyim desen o da mantıklı değil. Ay, Serdar Dursun, Valencia, Barış Sungur var ki Barış Sungur muhtemelen gider herhangi bir takıma. Cao ja Pedro var forvet arkası. King Cao ja Pedro, Ay, Serdar Dursun, Valencia, 5 tane forvetimiz de tamamlandı. Cesus da aynısını söylüyordu. Yani ilginç bir sistem. Şimdi bu sistemde buruma gidebilir. Mantıklı. Ama bakalım kim gidecek arkadaşlar? Kim gelecek? Hep birlikte bekleyip göreceğiz. 3 tane yabancı listeye eklenmeyecek. UEFA listesine. Onu da söyleyeyim. Şimdi benim bir fikrim var. Özellikle onu da belirteyim. Tekrar tekrar söylüyorum. Bizim bence oynayacağımız maç Avrupa Ligi'nde oynayacağımız maç. iki tane Ren maçı çünkü Dinamo Kiev'e çok ciddi bilendik. Larnaka maçlarında da muhtemelen biraz küçük göreceğimiz için rakibi. Larnaka maçından iki maçta 4 puan. Kiev maçında iki maçta 4 puan versinler. 8 puan ben şimdiden kabul ediyorum. Ren maçından da bir tanesinden en azından 3 puan alabilirsen işi bitirirsin, kilidi çözersin. Üst durada yükselirsin. Açıkça söyleyeyim. Ya da Larnaka maçından 6, ki maçlarından 4 puan alırsan zaten bir üst tura çıkarsın. Ha hal böyleyken benim görme göre 10.5 milyon euro değeri, para değerim varken ya ben transferin son günlerinde işte şunu göndereyim bunu göndereyim bir tane Türk stoper çekeyim falan filan dersen mantıklı olur. Hani bugün Lemos, Novak, Gustavo Enrique'yi gönderdim yerine bir tane e, stoper çektim dersen mantıklı. Ya da bu, bunlardan gelen para arkadaş bizim kasamızda şu kadar para var diye gidip Çağlar Söyüncü'nün bonservisini alırsan 6 Avrupa maçında oynatmasan da kimse tepki göstermez. Çünkü stoperi yani arşa çıkarmış olursun. Onu da belirteyim. Peki hocam kadro kalitesi arttı mı azaldı mı? Ben bugün itibariyle söylüyorum. Mesela Joao Pedro, şu King, Luan Perez, Alioski, hani Başluay, bence Buruma, bence Emre Mor. Hani e, ee, şey, pardon Burma diyorum. Bence Lincoln, Emre Mor. Hani bunlar bence kaliteyi arttıran isimler. E, ee, Arao bence Crespo'yu iyi yedekler ama as olarak oynatılır mı? Soru işareti. Onun dışında Gustavo Henrique'den memnun değilim. Buruma soru işaretleri tereddütler içerisinde bir futbolcu. Baktığın zaman Fenerbahçe işe yarar bir transfer dönemi geçirmiş gibi 12 transfer oldu arkadaşlar. 11 artı duyumunda gerçekleşmiş oldu. Yani 11 artı duyumda gerçekleşmiş oldu. Baktığınız zaman durum bu. Yani Atilla satabilseydik. Misal Atilla 20 milyon euroya satsaydık. Bence sağ stoperinde parası çıkardı. Forvet içinde belki başlığı daha iyisi düşünülebilirdi. Ama hep birlikte göreceğiz. İlerleyen zamanda bir anket yapacağım. Ligin en iyi hocası, en iyi kalecisi, en iyi defans, en iyi orta saha, en iyi forvet attı diye. Yani bir 11 çıkarıp bir de yedek 11 çıkarıp. Fenerbahçe'den kaç futbolcu buna giriyor diye sizlerle bir anket yapacağım. Ha, bana kalırsa ligin en iyi sahabeki o sayı Samuel. Bana kalırsa tartışmasız. Salahi, Luan Perez, işte Serdar Aziz, Henrique bunlar ligin en iyi stoperlerinden mi? Biraz daha izlememiz lazım. Mesela solda Ferdi'yi en iyi sol bek yazar mıyım düşünürüm. Ama Alioski biraz daha oynarsa en iyi sol bek olabilir. E, Crespo'yu en iyi orta saha yazabilir misin? Zamanla. Zayt. Hakeza. Onun dışında Emre Mor, İrfan Sağ kanat yazar mısın ya da forvet başrola yazar mısın? Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Ama uzun lafın kısası Fenerbahçe elinden geleni yaptı. Yönetim elinden geleni yaptı. Ee, yani ben hep şunu söylüyorum. Fenerbahçe'de oynadığı sisteme göre forveti şöyle olmalı. Koşucu, güçlü, pres yapan, savunma arkasına sarkabilen, takım oyununa uygun, hırslı, orta ve üzeri seviyede bitirici olan diye. Bir bakın bakalım bu şartlara hangi forvetimiz uyuyor. Mesela King uyuyor. Başluay uyuyor mu? Hani Pedro uyuyor mu? ya Serdar Dursun uyuyor mu? Ee, hep birlikte bakıp göreceğiz arkadaşlar. Hep birlikte bakıp göreceğiz. Saatim 00.25 oldu benim. Muhtemelen e, bu saatten sonra açıklama gelir mi? Gelirse sabah ekleme yaparız. Fener'in maçı var. Bütün transferleri şunu bunu bir tarafa bırakın. Kingle, Pedro ile birlikte oynayacak maç miç baş röva olayı var. Şımarık, savruk hareketleri olan Valencia'yı hani birçok taraftarın tepkisini çeken ukala hareketlerde bulunan Serdar Dursun'u falan yedekleyecek olduğunu düşünürsek iyi oldu gibi ama ben ne olursa olsun sağ stoper alma tarafta arayayım. Yani sağ stoperin olmaması beni düşündürüyor. Bence sağ stoper daha elzemdi. Hakkımız daha hayırlısı olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.